Bugün Türk havacılık sanayi için çok önemli bir gün. Çünkü Baykar Makine tarafından tasarlanan, uçurulan TB2 taktik sınıftaki insansız hava aracı toplam gökyüzünde 300 bin saati geride bıraktı. 2014'te ilk hizmete girmişti Türk Silahlı Kuvvetleri'nde TB2. Yaklaşık 7 yıllık dönemde 160 adet imal edildi. Aynı zamanda da TB2 Ukrayna, Azerbaycan ve Katar Silahlı Kuvvetleri'nde de görev yapıyor durumda. 2020 için Baykar TB2 ihracatları açısından çok iyi bir yıl geçirdi. Toplam 360 milyon dolarlık cireye ulaştı. Gelin isterseniz bu videomuzda biraz TB2'nin durumuna birlikte bakalım. Hangi özelliklere sahip? Gelecekte TB2'nin standartları nereye doğru taşınacak ve insansız hava araçlarından elde edilen teknolojileri hangi alanlarda kullanıyoruz? Gelin bu videomuzda bu konulara birlikte bakalım. Bayraktar ailesiyle tanıştığım zaman 2000'li yılların ortasıydı ve Kale grubuyla birlikte gözcü adı verilen elden atılan insansız hava araçlarını yapıyorlardı. Aynı zamanda da Savunma Sanayi Başkanlığı'nın o dönemki adıyla SSB'nin taktik sınıftaki insansız hava aracı projesi için TB1 adı verilen bir tasarım üzerinde çalışıyorlardı. Tabii önlerine çok fazla engel çıktı e, birçok konuda bir sürü engellemeler, yavaşlatmalar derken inat ettiler, çalışmalarına devam ettiler ve TB1 biraz daha büyüyerek TB2 adını aldı ve 2014 yılında TB2'ler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Bir yıl sonra 2015'te silahlı bir platform haline getirildi. Yani silahlı insansız hava aracı oldu. Roketsan tarafından geliştirilmiş MAM-L ve MAM-C mühimmattan atarak dünyadaki insansız hava aracı yarışında Türkiye'yi farklı bir yere taşıdı. Neden farklı bir yere taşıdı? Bugün dünyada kendi İHA sistemini yapan ve bu İHA'lara kendi ürettikleri silahları entegre edebilen 6 ülkeden biri Türkiye. İnsansız hava araçları önce Türkiye'de terörle mücadelede kullanılmaya başladı. TB2'ler, TB2'lerin en büyük avantajı çok kullanışlı olmalarının yanı sıra çok uygun fiyatlarıydı. Çünkü birçok açıdan sivil teknolojiye sahip ve çok fazla sayıda imal edilmiş. Örneğin Rotax'ın 912 motoru, Kanadalı Veskem'in MX-15 kamerası gibi sistemleri kullanıyordu. Bu basit sistemler farklı bir tasarımla bir araya getiriliyor. Aynı zamanda insansız hava aracının mükemmel çalışan bir otopilot sistemi ki şu an dünyada çok az ülkenin kendi kendine motorunu çalıştırabilen, taksi yapabilen, kalkan ve inen İHA sistemine sahip Selçuk Bayraktar'ın yazdığı bu yazılım sayesinde TB2 bu tür tüm işlemleri tek başına yapabilecek özelliğe sahipti. Operasyonlara baktığımız zaman tabii ki İHA'lar tek başlarına bir oyunun kuralını değiştiren bir kahraman haline gelmiyorlar. Tecrübe yerdeki birliklerle koordine. Aynı zamanda karargahta bu tür sistemlerin çok iyi kullanılması, özelliklerini bilen komutanlar, elektronik harp sistemleri veya yerdeki operasyonun çok iyi koordine edilmesi, karşı tarafın silahlarının iyi çözümlenmesiyle birlikte oyunun önemli bir parçası olarak da İHA'lar Türkiye'nin içinde yer aldığı operasyonlarda işte gerek terörle mücadele, gerek sınır ötesi veya Türkiye'nin destek verdiği işte Azerbaycan'ın Ermenistan'la 2. Dağlık Karabağ Savaşı veya Libya'daki iş savaş gibi bu tür operasyonlarla TB2'ler uygun maliyeti ve üstün özelliklerini bir araya getirerek oyun değiştirmede çok önemli birer faktör oldular. Ancak bu oyunları değiştirirken de aynı zamanda hedef haline de geldi. Örneğin Azerbaycan'ın elindeki çok sayıda Harpi gibi İsrail yapımı, dolanan mühimmatlar aktif bir rol oynarken bayrakların kullandığı TB2'deki Rotax motoru nedeniyle Kanada, Türkiye'yi kara listeye aldı. Keza benzer bir durum kullanılan MX-15 kamerasında da yaşandı. O da Kanada ürünüydü. Bu tür işte savaşlarda, operasyonlarda düşmanın eline geçen insansız hava aracı sistemleri Adeta kablo kablo incelendi. Kim, hangi ülke, hangi sistemi veriyor? Bunların peşine düştüler. Gerek bölücü terör örgütü mensupları veya yurt dışındaki sempatizanları veya en son Azerbaycan Ermenistan arasındaki savaşta olduğu gibi yurt dışında yaşayan Ermeniler bu sistemleri üreten şirketlerin fabrikalarının önünde gösteriler yapmaya ve hükümetleri de Türkiye aleyhinde karar almak üzere bazı kamuoyu çalışmalarına imza attılar. Tabii ki bu tür çalışmalarda Baykar'ı farklı bir alanda uzmanlaşmaya doğru gitmesine neden oldu. Bugün bakıyoruz TB2'nin geleceğinde TUSAŞ Motor Sanayi T tarafından Anka için özel üretilmiş PD170 motorunun daha hafif bir versiyonu PD180 görev yapacak. Aynı şekilde Kanadalı Westcam mx 15 kamerasının yerine Aselsan'ın tasarladığı daha farklı özelliklere sahip kameralar bu İHA sistemleri üzerinde görmeye başlıyoruz. Bununla birlikte TB2 farklı bir yola doğru evriliyor. TB2 sınıf olarak yer istasyonundan kontrol edilebilen bir insansız hava aracı. Coğrafi şekillere bağlı olarak bu yer istasyonlarının menzili 150 ile 200 km arasında değişiyor. Sonrasındaki operasyonda ise yer istasyonunun daha yakınına taşınması gerekiyor. Çünkü İHA örneğin bu 150-200 kilometrenin ötesinde sinyal alamadığı için görevini yapamıyor. Ancak TB2'lerin büyük sınıfında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği Anka'nın S modelinde ise uydu üzerinden haberleşme yapılarak bu menzil sorunları ortadan kaldırılıyor. Şimdi sınıf olarak Yer istasyonlarına bağlı olmasına Türkiye iki farklı yöntemle çözmeyi denedi ve bunda da başarılı oldu. Birincisi istasyonların röle görevini görerek birbirine bilgi aktarımını sağlanarak İHA sistemlerinin çok daha uzaktan kontrol edilmesi bu gerçekleştirildi. Bu geçici bir çözümdü. İkinci önemli çözüm ise TB2'nin burun kısmına eklenen bir Satcom anteni oldu. Bu ufak çanak anten yardımıyla Uyduyla temasa geçildi ve TB2'nin uydu üzerinden kontrolüyle menzil sorununda ortadan kaldırılmış oldu. Örneğin bugün TB2 e, 24 saate yakın bir süre başarıyla havada kalabiliyor. Buradan kaldırdığınız zaman İstanbul'dan diyelim ki 12 saat ileride Avrupa'nın ortasına kadar gidebilir. Orada görevini yapıp aynı şekilde geri dönebilir ve buradaki bütün kumanda işlemi uydu üzerinden herhangi bir karıştırmaya hal vermeden gerçekleştirilebilir düzeyde. Yerli motor, ASELSAN kamera bu tür SATCOM gibi sistemler TB2'nin TB3 modeline doğru evrilmesini sağlayacak. Burada da tabii ki tek dezavantaj diyelim. Türkiye'nin yerli ürettiği sistemler yer alacağı için biraz daha fiyatının yüksek olması. Başta da belirttiğim gibi TB2'nin en büyük avantajı uygun fiyatı. Uygun fiyatta da bu konuda işte sivil teknolojiyle gelmiş olan malzemelerin kullanımı var. Bugün tabi Türkiye Rotax motor olsun, MX-15 kamerası olsun bunlara bir yerli muadil üretmiş durumda. Ama bu üretim miktarları henüz daha işte yüzlere, binlere, on binlere ulaşmadığı için maliyetler nispeten daha yüksek. Kuşkusuz bu durumda e, bayrakların biraz daha fiyatının yükselmesine neden olacak gibi. İnsansız hava araçlarında uçaklara, helikopterlere göre ilerleme çok daha hızlı çünkü inanılmaz bir teknoloji gelişimi hızlı bir şekilde uygulanıyor. Bugün bakıyoruz özellikle işte Avrupa merkezli birçok savunma şirketi insansız hava araçlarına karşı onları tespit edecek, sinyallerini kesecek veya karıştıracak sistemler üzerine çalışıyorlar. Bu gibi konularda bayrakların özellikle savaş doktrinini değiştiren operasyonları nedir bunlar? İşte Azerbaycan'da çok yüksek özelliklere sahip S-300 veya Libya'da Panzer gibi sistemleri vurmasıyla birlikte bunlardan bu tür geliştirilen karşı ataklara karşı birer adım önde olması gerekiyor. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. İnsan araçları bugün bir bakıyoruz. İşte bir sivrisinek gibi minicik İHA sistemlerinden devasa sistemlere doğru bir gidiş var. Türkiye'de erken yola çıkmasının getirdiği avantajlar ve sektörün devletin sektörün arkasında durmasıyla birlikte bu konuda çalışmalar çok çeşitlenmiş durumda. Ve burada da her türlü farklı İHA sistemine de askeri anlamda ihtiyaç bulunuyor. Bugün bu İHA sistemleri işte TB2'nin bir Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen ANKA. ANKA'nın çift motorlusu Aksungur ve yine Baykar tarafından geliştirilen 5,5 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip akıncı taarruzi İHA sistemiyle Türkiye kendi ürün gamını ve farklı farklı özelliklere sahip İHA'larını, dronlarını oluşturmuş durumda. Bunun altında da işte aralarında Dasal gibi şirketlerin olduğu yeni nesil İHA sistemleriyle ufak sınıftaki İHA'lar açısından da açık kapatılmakta. Keza baktığımız zaman STM gibi şirketler işte bu kamikaze drone gibi daha ufak veya farklı amaca yönelmiş İHA sistemlerinde gelişimi devam ettirmekte. Baykar'ın arkasında baktığımız zaman 13 farklı disiplinde mühendislikte çalışan bir ekip görüyoruz. Bu ekip tabii ki geliştirdiği işte yazılım, tasarım, üretim teknikleri gibi e, tecrübelerini farklı farklı konulara yansıtmaya devam ediyor. Bugün TB2'den elde edilen tecrübeler ışığı altında akıncı gibi çok büyük bir sistem hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ve bunlarla da ilgili sistem testleri büyük oranla tamamlanmış durumda. Baykar'ın amacı bu yıl sonuna kadar 6 adet Akıncı'yı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmek. Akıncı şu an Ukrayna'nın geliştirdiği a 450 tipi turboprop motorla uçuyor. Yakın bir gelecekte de farklı modeli TUSAŞ motor sanayi tey tarafından geliştirilen PD222 ile güçlendirilecek. Keza Akıncı'nın bir diğer önemli faktörü, önemli artısı ise ASELSAN tarafından geliştirilen sentetik açıklık radar sistemi, sarının yanı sıra ASR radar sistemi olacak. AESA ile birlikte Akıncı farklı bir alanda çok daha üstün özelliklere sahip olacak. Bu arada tabii Akıncı'nın işte sondan KGK gibi Mark 84-82 ailesi üzerine takılmış akıllı mühimmatlar dahil çok büyük mühimmatları da başarıyla taşıyabileceğini ifade etmemizde fayda var. Hedef Akıncı için hava hava füzeleri taşıyabilmesi bu konuda TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Gökdoğan Bozdan hava hava füzeleri var. Bu füzelerde Akıncı'ya farklı bir alanda farklı bir yeni bir kullanım sağlayacak. İlk etapta işte bölgede görev yapan diğer insansız hava araçlarının vurulması veya dogfight'a girmeden çünkü bir İHA'nın dogfight yani it yapma durumu yok bir F-16 ile veya başka yüksek performanslı bir jette ama bölgedeki hava unsurlarını uzaktan atış, ateşleyeceği füzeyle vurma gibi farklı farklı konseptlerde ileride sahaya yansıtılması hedeflenen konular arasında. Ben biraz da Baykar'ın ihracat başarısına e, işaret etmek istiyorum. Çünkü 2020'de e, Libya'ya gerçekleştirilen ihracat, arkasından Azerbaycan'a gerçekleştirilen ihracat, bir taraftan Ukrayna ile artan ilişkilerle birlikte TB2 kullanımının artması gibi çok önemli anlaşmalara imza attı Baykar grubu. Toplam 360 milyon dolarlık anlaşma gerçekleştirildi. Bu da tabi Türk savunma sanayinin ihracatı açısından çok önemli bir yere sahip Baykar. Umarız gelecekte de TB2'lerin yanı sıra Akıncı gibi daha gelişmiş İHA sistemleriyle ilgili de ihracatların gerçekleşmesi, hayata geçirilmesi sağlanır. Çünkü bu tür projelerle ilgili eliniz ne kadar rahatsa, ne kadar çok yerli sisteminiz varsa zaten kendini çeşitli operasyonlarda ispat etmiş sistemler ihracat açısından da Türkiye'nin önemli bir kalemi, önemli bir kozu haline gelmiş oluyor. Bir ülke insansız hava aracı Türkiye'den satın aldığı zaman bu Amerika, Rusya, Çin veya diğer ülkeler için de geçerli. Uzun dönemli bir ilişkiye giriyor. İşte bu hava araçlarının eğitimleri, yedek parçaları veya geliştirilmesi, modernize edilmesi, işte yazılımlarının güncellenmesi veya bizim savunma şirketlerimiz tarafından geliştirilmiş farklı farklı mühimmatları kullanmaya başlaması demek uzun vadeli bir ilişki anlamına geliyor. Keza benzer millileştirme Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Anka e, Male sınıfındaki Anka içinde yapıldı ve Tunus'a 3 adet sistemin ihracatı 150 milyon dolara gerçekleşmiş durumda. Gördüğünüz gibi yaptığınız yatırımlar savunma sanayinde çok uzun dönemde meyvelerini veriyor. İlk meyvelerini ülke savunmasında ve caydırıcılık açısından alıyorsunuz. Daha sonra da bu sistemler kendilerini ispat ettikçe yeni sistemi eğer siz geliştiriyorsanız buradan yapacağınız ihracatta ülkenin ekonomisine olumlu bir katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl ve tabii ki halen devam eden koronavirüs salgının etkileri gerçekten tüm havacılık sektörünü derinden etkilemiş durumda. İşte bu tür durumda da Baykar'ın elde ettiği tecrübeler e, çeşitli solunum cihazlarının yapılmasında da çok önemli katkıya sahip oldu. Mühendislerin bir kısmı bu projede görev yaptılar. Bir konsorsiyum oluşturuldu. Bu konsorsiyumda Baykar'ın yanı sıra işte Aselsan, Arçelik gibi e, Türkiye ekonomisinde önemli yere sahip teknoloji şirketlerinin mühendisleri görev yaptı. Tecrübeler bir şekilde savunmadan sağlık sektörüne de kaydırılmış oldu. Keza Baykar grubunun geliştirdiği otonom uçuş yapabilen sivil amaçlı kullanılacak e, Cezeri drone'u da bu açıdan bu teknolojilerin bir yansıması olacak. Gelecekte yerli üretim bu tür hava ulaşım aletleri sayesinde herhangi bir pilotu olmayan belirli noktadan şehir içerisinde çok rahat uçabileceğiniz elektrik motorlu, çevreyi kirletmeyen bu tür hava araçlarında da Baykar'ın geliştirdiği yazılımlar, askeri teknolojiler sivil olarak görev yapabilecek. Teknolojiye yatırım yaptığınız zaman ve ilkleri bulduğunuz zaman İHA konusu burada çok güzel bir örnek. Başka konularda da inşallah güzel güzel örnekler ülkemizde yer alır. Burada geliştirdiğiniz bir teknoloji yeni bir dünyaya yeni bir kapı açmasıyla birlikte size de ekonomik anlamda bir güç ve tabii ki önemli bir bilgi ve önemli bir altyapı da sağlamış durumda. Bugün TB2'nin 301. saatini ve sonrasında yaşananları TB2 modelinin nereye evrilebileceği konusunda bilgileri size anlatmaya çalıştım. Lütfen bana sorularınızı yorum olarak yazın. İşbirlikleriniz için info.tolgozbek.com adresine mail, elektronik posta gönderebilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Yarın Yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.